Fatih. Bu lordta hücumlara ben cevap vermem. Ben karşımda adam gibi adam isterim. Davası için dar ağacına gitse sözünden dönmez adam isterim. Ben bir yüzle yaşadım bu yaşa kadar. Bir ikinci yüzüm yok. Askeri mahkemede de aynı yüz. Dostlarımla konferans verirken de aynı yüz. Ben daima Osmanlı kaldım. Ve onun müdafiyim. Ve Osmanlı'ya karşı olan herkese karşıyım. Bu babam da olsa. Bir adam soruyorsa Osmanlı'ya tenkit ederim. Kemal Paşa da olsa, İsmet Paşa da olsa, Kazım Karabekir de olsa benim için fark etmez. Yaptığı bir iyilik varsa o ayrı bir iştir. Yanlışına yanlış derim. Hanım bana tarizde bulunuyor. Burada Nevzat Yalçıntaş 40 sene evvel bana anlattı. Mustafa Kemal Paşa'yı Müslüman göstermek için vesile uydurdum planlamada. Medine haremini Vehhabiler yıkacakmış da telgraf çekmiş de yıkılmayı önlemiş. Uydurduk dedi. Şimdi bunu doğru diye anlatıyor. Ben de buraya yazdım. Ey Nevzat, benim 50 senelik arkadaşım. Bana mı yalan söyledin? Şimdi millete mi yalan söylüyorsun? Babam olsa 50 senelik arkadaşım. En çok sevdiğim insanlardan biri. Ama bana başka türlü anlattın. 40 sene sonra millete başka türlü anlatıyorsun. İslam'ın hilafetini yıkan, yazısını değiştiren, medresesini kapatan, hocasını aslan sayar mı da Medine'yi kurtaracak? Buna Bardakçı bile inanmıyor da sana itiraz ediyor. Peki efendim, süremizi aşıyoruz. Asırını saymadım, burada yazdım. Babam da olsa yazarım. Aa, ben böyle geldim. Mussolini diyor ki beni öldüğüm zaman Dikka'nın mezara yatırmayın. Ben de diyorum ki beni bir Osmanlı öldü diye gömün. Hayatım önce böyle yaşadım. Ben bir cihan imparatorluğu varisiyim. O idrakten kopmuyorum. Bu milleti Mustafa Kemal yaratmadı. Bu bir safadır, doğrudur, yanlıştır. Bu millet minel ezeli evet vardır ve var olacaktır. Bu palavralara itiraz etmek ne akıl hastalığıdır ne vatan ihanetidir.